Bizim sultan çok hastaymış, devletin idaresini kumandan Tahir ele aldı. Burak, kardeşin Gökbayrak hala dönmedi, merak ediyorum. Ben de merak ediyorum, Mahan'da işler çok karışıkmış. Kumandan Ora halkına zulmediyormuş. Demek bütün bu karışıklıklara kumandan Tahir ve adamları sebep oluyormuş ha? Tahir'in gizli bir düşüncesi olmalı. Buna ancak Gökbayrak Mahan'dan dönünce öğrenebileceğiz. Sultanın hastalığı halkla temasını kesiyor. Bundan istifade eden Tahir de zulmünü arttırıyor. Halkın şikayetleri sultana ulaşmıyormuş. Hepsini toplayın, sultanın emri böyle. Sorgu çıkaranlar idam edilecek. Haydi durmayın, götürün hepsini. Bir tanesi de kaldırmayın, durmayın. Sual sormak yok, sultanın emri böyle diyorum, hadi. Hadi, haddini bildirelim. Hadi arkadaşlar! Kim başı geldi efendim? Gelsin. Buyur. Endişe edilecek bir şey yok. Hazırlayacağım ilaçlarla sultan kısa bir müddet sonra tekrar sıhhatine kavuşacaktır. Yalnız hastanın istirahate ihtiyacı var, odada kimse kalmasın. Buyurun efendim. Hekim başının bütün ihtiyaçları görürsün. Bağıştır efendim. Abdülselah, seninle konuşmalıyım. Ben Tahir'e güvenmiyorum. Kızım Mahberi'yi sana emanet ediyorum. Dediklerimi yap. Olur mu? Merak etme sultanım. Hekimbaşı kocamı iyileştirirse vaziyetimiz kötüye gidecek. Merak etme. Beni odamda bekle. Kardeşim nerede? Şimdi gönderirim.
Gel buraya. Kasların nerede olduğunu biliyor musun? Şimdi bakarım. Gel! Abiniz sizi bekliyor. Geliyorum. Şimdi gelirim. Korkmaya başladı. Endişelenmeye lüzum yok Sabah. Kocam Murat nasıl olsa ölecek. Çok yakında seninle Horasan tahtına oturacağız. Hekimbaşı kocam Murat'ın iyileşeceğini söyledi. Duymadın galiba. Ben bir insan ölecek dedim mi o insan mutlaka ölür. Hekimbaşının hazırlayacağı ilaca koyacağım zehirle kocan akşama kalmaz geberir gider. Kuvvetli olduğun kadar zekisin de Tahir. Seni bunun için seviyorum. İyi ama üvey kızım ya durumu anlayacak olursa? Anlamayacak. Onu kardeşim Kasar'la evlendirip suçumuza ortak edeceğiz. Gel! Beni istemişsin abi. Kasar, derhal tedbirini al. Hekimbaşının hazırlayacağı ilaca baldıran zehri koy. Sonra veziri gözden kaçırma. Onun Gökbayrak'la münasebeti olduğunu zannediyorum. Merak etme abi. İlaçta baldıran zehri var. Bu adamı zindana atın. Hayır! Olun. Bırakın beni! Nöbetçileri de çoğaltın! Nöbetçiler, beni dinleyin! Ne
gelmeyecek, saraydan da kimse çıkmayacak! Kuş bile uçurmayacaksınız, anlaşıldı mı? Çok dikkatli olun, yeni sultanımızın emri bu! Emre karşı gelenin başı vurulacak! Sultanımız öldü efendim! Babam öldü mü? Ağlamayın küçük hanım, gözlerinize yazık olur. Gökbayrağın hala dönme işi beni endişelendiriyor. Başına bir şey mi geldi acaba? Kocan Sultan öldü sabah. Devletin bütün idaresi bizim ikimizin elinde artık. Saltanatı biz sürdüreceğiz. Evet sevgilim, saltanat bizim. Sultan ölünce idareyi eline alan Tahir baskıyı artırdı. Anlamadım. İhtiyar vezir Gökbayrak'la temasa geçmiş. Ya öyle mi? Beni emretmişsiniz efendim. Bu mektubu derhal Gökbayrak'a götür. Onu nerede bulacağını biliyorsun. Biliyorum efendim. Ben kasabaya gidiyorum Külteyn. Gökbayrak şimdiye kadar dönmeliydi. Gecikmesi beni düşündürüyor. Kasım'ı gönderdim. Onun dönüşünü bekleyelim. Öyleyse hava kararıncaya kadar bekleyelim. Kasım'dan kasabada neler olup bittiğini öğreniriz. Ayrıca Gökbayrak yaman biridir. Evet. Onun için endişemiz yersiz. Değil mi Bahadır? Doğru söylüyorsun Külteyn. Ama gene de belli olmaz. Gidip arkadaşlarla konuşalım. Su uyur, düşman uyumaz derler. Biz tedbirimizi alalım. Gökbayrak, seni arıyordum. Bunu sana Vezir Hazretleri gönderdi. Vezir Hazretlerine selam söyle. Emri başın üstüne. Yarın öğle vakti onları burada bekleyeceğim. Sağ ol Gökbayrak. Mahveri yavrum! Ağlamak hiçbir şeyi geri getirmez. Şimdi senin yapacağın iş, derhal saraydan uzaklaşmak. Öyle zannediyorum ki, babanın hayatına kastedenler
Seni de öldürmeye çalışacaklar. Veya kendi menfaatleri için seni maşa olarak kullanmak isteyecekler. Gökbayrağı seni alıp götürmesi için haber gönderdim. Bizi yerinde bekleyecek. Hemen buradan uzaklaşsak iyi olur. Burada kalıp mücadele etmeliyim. Onlarla başa çıkamayız. Eğer şu ihtiyarın sözünü dinlersen gidelim buradan. Mahperi, sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ve üzülerek de şunu bildirmek isterim. Bir müddet için iznim olmadan odanızdan çıkmayacaksınız. Hiç kimse beni hürriyetimden alıkoyamaz. Bu sarayda emredecek biri varsa, o da ben olmalıyım. Beni yanlış anladınız herhalde. Biliyorsunuz, babanız öldürüldü. Katiller henüz yakalanmadı. Sizi de öldürmek isteyebilirler. Bu yönden tedbir almak zorundayım. Hayatınızı korumak benim görevim. En emin muhafızlarımı sizi korumaya memur ettim. Anladınız mı şimdi? Her taraf nöbetçilerle dolmuş. Söyle bakalım, sultanı niye öldürdün? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Benim vazifem insanları yaşatmaktır, öldürmek değil. Demek konuşmayacaksın, ha? Bilmediğim bir şey hakkında ne söyleyebilirim? Gebertin şunu. Gelin benimle. Prenses odadan çıkmayacak, dikkatli ol. Baş. Karargâhına git, bizi orada bekle. Hadi, hala! Sen aldanıyorsun karısı. Benim konuşturacak usullerim vardır. Bilirsin. Bilirim. Bana bak moruk! Kemermek istemiyorsan bildiklerini söyle! Allah hepinizin belasını versin! Gökbayrak Mahan'daymış. Endişemiz yersizmiş. Bir adam ile gönderdiği habere göre yakında burada olacakmış. Buna çok memnun oldum. Tabii ben de. Kaçmakla iyi etmedin Mahperi.
Tahir'le ne kadar iyi geçinirsen o kadar iyidir. Bir daha böyle delilikler yapmayacağını sanıyorum. Bak, sonra senin için de iyi şeyler düşünüyorum. Tahir'in kardeşi Kassar'la evlendireceğim seni. Lütfen odamı terk edin. Gökbayrağım, sizi kurtarmaya geldim. Ali, Vezir Abdülselam'ın yakalandığını haber verdi. Beni takip edin. Dışarıda nöbetçiler var. İcabına bakarız.
Selam Ahmet. Selam olsun. Ne o? Ne var hayrola? Bir asiyi arıyoruz. İzleri buraya kadar geliyor. Çiftliğini arayacağım. Eğer müsaade edersen tabii. Müsaadem olmadan da nasıl olsa arayacaksınız. Buyurun arayın bakalım, belki bulursunuz. Arayın, sallanmayın! Kimseler yok. İzine bile rastlamadık. Eğer yaralı birine rastlarsanız, şüpheli birini görürseniz hemen bize haber verin. Merak etmeyin kumandanım. Kimsin sen? Söyle! Kim olduğunu sordum. Evet! Sen buna dikkat et, ben şimdi kim olduğunu öğrenirim. Hadi arkadaşlar! Yazıklar olsun size! Bir adamı yakalamaktan acizsiniz! Gökbayrağı yakalamak için bir ordu mu kullanalım? Fakat abi, bilirsin ki gökbayrak şeytanın ta kendisi! Saltanatı korumak için... şeytan dediğin adamı en kısa zamanda yakalaman lazım! Merak etme abi, en kısa zamanda onu diri veya ölü sana teslim edeceğim! Sultanım, bu hususta size ben de teminat verebilirim. Gel! Seni çoktandır sarayda göremiyoruz Ahmet. İşlerim sebebiyle burada değildim sultanım. Kumandan Kassar, adamlarım sizin aradığınız yaralıyı görmüşler. Güney istikametine doğru kaçıp gitmiş. Yolda hiç kimseye rastlamamışlar başka. Gökbayrak, asinin biri. Gökbayrak mı? Yabancı ölüyor. Ne? Gökbayrak. Ben bir hekim çağırmaya gidiyorum. Boşuna zahmet etmeyin. Benim hekimle bir işim kalmadı artık. Size güvenebilir miyim? Biz senin dostunuz Gökbayrak. Evvelden ismini söyleseydin daha iyi olurdu. Bahadır ismini duydunuz mu? Biz onun arkadaşıyız. Koynumdaki kağıdı al, onu Bahadır'a götür.
benim öldüğümü kimseye belli etmesinler. Yemin ederim ki arzun yerine getirilecektir. Çiftçi Ahmet'ten biri geldi. Gökbayrak hakkında önemli haberler olduğunu söylüyor. Nerede kendisi? Karargâhta. Sizin odanızda bekliyor. Yalnız sizinle konuşacakmış. Allah Allah! Ne olabilir acaba? Ben sordum, bir şey söylemedi. İsrar ettim, yine söylemedi. Anlatacaklarım sırdır dedi. Önemli olmalı. Hemen karargâha gidelim. Demek Gökbayrak öldü ha? Gökbayrak ölmeden önce sizi ve kardeşi burayı görmemi söyledi. Onun ölümünden kimsenin haberi olmamalıymış. Kimsenin haberi olmamalıymış ha? Çok önemli bir şey olmalı. Evet, çok önemliymiş. Gökbayrak bir şeyler biliyordu. Onun için benim yerini almamı istedi herhalde. O prensesi kurtarmak için saraya girdiğine göre sarayda korkunç dolaplar dönüyor olmalı. Ya, demek böyle söyledi. Ben de onun dediğini yapacağım. Sultanın ölümündeki esrar perdesini çözmek için Gökbayrak'ın yerine geçeceğim. Onun maskesini takarak hareket edeceğim. O yüksek bir dava uğruna öldü, onunla iftihar ediyorum. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin, sultanımızın emri! Geceleri sokağa çıkma yasağı konmuştur. Asileri koruyanlar şiddetli şekilde cezalandırılacaktır. Gökbayrağın yerini bilip de söylemeyenler idam edilecektir, herkes bilmiş ola! Gökbayrak askerler mi vuruyor, fermanlar mı yakıyor? Siz hala merak etmeyin, onu yakalarız diyorsunuz. Size söz veriyorum ki Gökbayrak bu sefer avucumun içinde. Bir planım var abi. Veziri köy meydanında sözde asacağız. Gökbayrak mutlaka veziri kurtarmak için gelecektir. Hazırladığımız tuzağa Gökbayrak'ın düşmemesine imkan yoktur. Gökbayrak'ın bu tuzağa düşeceğini tahmin etmiyorum. Sultanım, şeytan kurnazsa Azrail can alıcıdır. Son defa olarak size inanacağım. Müsaadenizle. Sana bir vazife veriyorum Hakan. Derhal Bahadır'a git. Kendisine tuzak hazırlandığını söyle. Veziri kurtarmak için geldiğinde onu yakalayacaklarını anlat. Hadi yolun açık olsun. Sağ ol. Tahir ve adamları tuzak hazırlıyorlar. Veziri kasaba meydanında asacaklar. Sizi her şeyden habersiz kasabaya çekip tuzağa düşürmek istiyorlar. Anlıyorum, onların bu oyununa gelmeyeceğimi. Gülteyin hazırlan, hemen gidiyoruz. Kazdıkları kuyuya kendileri düşecekler.
Hadi oğlum, gene iş düştü bize, göster kendini! Etrafa dikkat edin. Baş üstüne efendim. İpi geçirin. Gittikçe karışıyor Tahir. Kuvvetini kaybettiğin gibi zekanı da kaybediyorsun. Gökbayrak bir gün tahtımızı ve saltanatımızı da başımıza yıkacak. Ben çöken bir taht altında bulunmak istemem. Bir Tahir kolay kolay yıkılmaz. Eğer ezilecek biri varsa o da Gökbayrak olacaktır. Sen ve aşkımız daima yaşayacaktır. Sevgimizin büyümesi için Gökbayrak'ın kanını sana kadehle sunacağım. Tahir ve kardeşi Kassar, ölen sultanın karısıyla bir olup tahtı ele geçirdiler. Fakat ölen sultanın kızı Mahperi onları engelliyor. Kızı ortadan kaldıracaklar ama halktan korkuyorlar. Bu bakımdan ne yapıp yapıp çaresine bakacaklardır. Biz Tahir ve diğerlerinin hareketlerine mani olmalıyız. Bütün güvenim sizlersiniz. Tahir'in yakınları kimlerdir? Cabbanı, Mustafa, Kazan. Sen merak etme, onların icabına bakarız. Sultan Tahir adamlarının ölümünü hep Gökbayrak'tan biliyor. Bu bizim için çok iyi bahadır. Gökbayrak'ın hayatta olduğunu sanmaları çok işimize yarıyor. Onların azıllarından biri olan Cabbar'ın icabına bakacağım. Cabbar'ın evine gizlice Gökbayrak'ın kıyafetiyle girip ona beklemediği bir sürpriz yapacağım. Cabbar'ın karşısında hayalet görmesiyle uğrayacağı şaşkınlığı şimdiden görür gibi oluyor. Thank you.
Ne o? Gök bayrak çapların evine mi girmiş? Kassar, bu böyle devam ederse kendimize bir mezar hazırlamamız gerek. Bize ihanet eden biri var abi. O köpek bütün işlerin ters gitmesine sebep oldu şimdiye kadar. Onun kim olduğunu biliyorum. Onu yakalayıp zindana atacağım. Tevkif edildi Bahadır. Ben de kasabaya gidip durumu öğreneceğim. Gökbayrağın bir kanadını kırdık. Casusu ile kardeşi Buğra elimizde oldukça bir şey yapamayacaktır. Saltanatımızın devamı için ikinci pürüz Prenses Mahperi'dir. Halk onu çok seviyor. Fakat onun sarayda bildiği gibi delilik etmesi bizim için selametli değildir. Çılgınlıkları gün geçtikçe artıyor. Bunları sultanlık icabı sabırla geciktiremeyeceğiz. Bunu ben de istiyorum. Durum beni korkutuyor. Üvey kızım Mahperi'nin durumunda yabancılık hissediyorum. Evliliğimiz şaşırttı onu. Kassar'la evlenirse kendine gelir. Mahperi'nin bu evliliği kabul edeceğini sanmıyorum. Kardeşimle evlenmesi hem bizim durumumuzu hem saltanatımızı güçleştirir. Peki, onu ikna etmeye çalışacağım ya kabul etmezse? O zaman Mahperi'yi hekime havale edeceğiz. Saltanatımızın selameti için gerekirse hekim raporuyla onu deli olarak ilan edeceğiz. Böylece zararsız bir kimse olacak. İyi olur. Mahperi, sana bir teklifte bulunuyorum. Bundan sonraki hareketimiz herhalde şimdiki kadar müsamahkar olmayacaktır. Tahir'in de sabrı taşıyor. Sana kötülük yapılmasını istemem. Kassar'la evlenmelisin. Bu evlilik hepimize mutluluk getirecek. Size son defa söylüyorum. Odamdan çıkın ve bir daha gelmeyin. Mahperi evlenmeye yanaşmıyor. Hiçbir şekilde de yanaşmayacak. Öyle mi? Fakat ben onu başka şekilde yola getireceğim. Dostum Abdülkasım'ın Semerkant'ta tanıdığı bir hekim var. O hekimi buraya getirip Mahperi'nin bir deli olduğunu halka duyuracağım. Hekimin Mahperi'ye deli demesi halkı buna inandıracaktır. Kassar, hemen Abdülkasım'a bir haber sal, Semerkant'ta hekimi buraya getirsin. Baş üstüne efendim. Buğra'yı da yakalamışlar. Saraya bir hekim geliyor. Prenses Mahperi'yi tedavi edecekmiş. Güzel. Hekimin yolunu çevirir, onun yerine geçerek saraya gireriz.
Beklediğiniz hekimbaşı geldi efendim. İçeri alın. Buyurun. Hoş geldin hekimbaşı. Bize şeref verdin. O şeref bana ait efendim. Emirlerinizi bekliyorum. Vaziyet şu hekimbaşı. Üvey kızım Mahperi'yi muayene edip deli dememiz gerekiyor. Ha? Halk sizin söyleyeceğiniz her şeye inanacaktır. Çünkü şöhretinizi bütün cihan bilir. Merak etmeyiniz, affedersiniz Sultan Hazretleri. Emirleriniz aynen yerine getirilecektir. Lütfen beni küçük hanımın odasına götürün. Usulen bir muayene edelim. Çok yemek yersen çabuk ölürsün tosunum. Artık muayeneye başlayabilirim. Sayın prensesim, kendimi tanıtayım, ben hekiminizim. Ne hekimi? Saygıdeğer anneniz ve yüce sultanımız sizi iyileştirme vazifesini bana vermiş bulunuyorlar. Öyle mi? Gayenizi anlıyorum. Ama bir gün bu yaptıklarınızı canınızla ödeyeceksiniz. Gökbayrak hepinizin hakkından gelecek. Dedikleriniz doğru çıkıyor sultanım. Çabuk sinirlenen hasta sayılır. Sayın prenses de öfkelendiklerine göre akli muazenesinde bozukluk var gibime geliyor. Gökbayrağı gelince prenses hazretleri onu bir parmağın bile yok edebilir. Derhal odamdan çıkın. Ben vazifeme sadık bir hekimim. Sizi muayene etmeden bir adım bile atmam. Öyleyse çok bekleyeceksiniz hekimbaşı. Merak etmeyin. Hop! Tamam. Muayene bitti. Belli, kız deli. Prenses. Müsaade ederseniz dinlenmek istiyorum. Sizinle bu hususta akşam etraflıca konuşuruz. Hekimbaşının istirahatını temin etsinler. Emredersiniz sultanım. Bana bak. Buyurun sultanım. Galiba bütün işler yolunda gidecek. Sultanımızın zekası bütün zorlukları yenmeye muktedirdir. Yardım etmeye geldim. Ben Bahadır'ın kardeşi Külti'yim. Bana güvenmeniz gerekir. Buraya gelen hekimin yerine geçip sizi kaçıracağım. Bu Tahir'in yeni bir planı mı yoksa? Aldanıyorsunuz. Şerefimle temin ederim ki size yardım etmeye geldim. Ve Gökbayrak'ın son arzusunu yerine getirmeye çalışan bir insanım. Gökbayrak öldü mü yoksa? Maalesef öldü. Bahadır onun kıyafetiyle zalimlere karşı koymaya çalışıyor. Şu yüzüğü alın. Eğer bir şey olur da kaçmakta muvaffak olamazsak, ileride yardımınıza koşmam için bu yüzüğü bana gönderin kâfi. Ben gidiyorum şimdi.
Bu gece yarısı kaçmak için hazır olun ve bana itimat edin. Size inanıyorum. Efendimiz, yaralı biri geldi. Buradaki hekimin sahte bir hekim olduğunu söylüyor. Söyle, seni bu hale kim soktu? Gelirken Gökbayrak ve adamları yolumuzu kestiler. Semerkant'tan gelen hekim başını öldürdüler. Onun yerine Gökbayrak'ın adamlarından biri hekim olarak buraya geldi. Yürüyün, gidelim. Oo, buyurun Sultan Hazretleri. Benim için ne şeref. Odama kadar geldiniz. Eğer Mahperi'nin deli olduğu hususunu halka duyurmam için beni istiyorsanız, müsaade edin de kendime bir çeki düzen vereyim. Tıraş olayım, yıkanayım, süsleneyim ki halkın üzerinde müsbet bir tesir bırakayım. Bir hekim başı da böyle olmalı değil mi? Acaba sizde müskamber var mı? Onun kokusuna bayılırım. Çok güzel bir kokusu vardır. Biliyor musunuz Sultan Hazretleri? Bu kokunun kadınlar üzerindeki tesiri müthiştir. Size de tavsiye ederim. Yakalayın bunu! Demedim mi ben sana az yemek ye diye? Çok yiyip yine şişmanlamışsın. Sana mühim haberlerim var Kassar. Hekim Mahperi'ye bir yüzük verdi. Başı sıkıştığı zaman ona haber iletmesini söyledi. Bu akşam da Mahperi'yi kaçıracak. Bu habere çok sevindim. Yakında seni altınlara boğacağım. Ben gidip abime haber vereyim. Sana bir iş düşüyor. O yüzüğü çalıp bana getireceksin. Olur. Hekim geldi. Ve sonra da? Yakalandı tabii. Abi, şans yüzümüze gülmeye başladı. Dillişah Mahperi'nin ağzından mühim şeyler öğrenmiş. Sahte hekim başı Mahperi'ye bir yüzük vererek başı derde girdiği takdirde bu yüzükle haber göndermesini söylemiş. Onlara öyle bir tuzak hazırladım ki gelip geleceklerine pişman olacaklar. İbreti alem için öldürüp cesetlerini Mağan meydanında sallandıracağım. Sen de iyi iş başardın. Benim emirlerimi yerine getiren her insan gibi sen de mükafatlandırılacaksın. Bundan sonra da daha büyük işler başaracağına inanıyorum. Seni her zaman böyle görmek isterim. Beni prenses gönderdi.
Mahberi'nin çok önemli bir haberi var. Yarın akşam şehrin dışındaki mahzende sizi bekleyecek. Mutlaka buluşmanız gerekiyormuş. Mahzene giden en kısa yoldan, kayalıklardan gideceksiniz. Peki, geleceğim. Yol gösterin. Mahsire. Mahberi'ye kendisini en kısa zamanda kurtaracağımı söyle. Baş üstüne. Güzel bir haber. Şimdi şöyle bir plan kuracağız. Mahberinin ağzından gök bayrağı, gök bayrağın ağzından da mahberiye bir haber ileteceğiz. Görmek istemişsin. Ben mi? Ne diyemeniz bizi görmek istediğinizi söyledi. Yakalayın! Tuzağa düşürdüler. Bırakın beni! Bırakın diyorum! Atın onu zindana! Mahberi'nin nedimesiyim. Sizin gök bayrak olmadığınızı öğrendiler. Bahadır olduğunuzu biliyorlar. Hanımım şimdi zindanda. Sizin yerinizi söylemesi için ona işkence edecekler. Buğra ile Ahmet de aynı zindanda mı? Evet, fakat zindan muhafızlarla dolu. Dikkat etmeniz lazım. Sultan Tahir çok sıkı tedbirler aldı. Kaleden kuş bile uçurtmuyorlar. Sizin yanınıza gelebilmek için köylerde iki at değiştirmek zorunda kaldım. Zindana nasıl gidebilirim? En emin yol burçların yıkık tarafı. Demek burçların yıkık tarafından gitmem gerekiyor, öyle mi? Bahadır'ı ele geçirmenin tek yolu var. Müsaade ederseniz Mahberi ile konuşup Bahadır'ı ele geçirebiliriz. İstediğinizi yapın. Ölüm korkutmuyor mu seni? Zerre kadar. Çekin ipi. Kuvvetli çekin. Sizin ezici kuvvetiniz beni cennete kavuşturacak. Çekeceklerinizin yanında ölüm hafif kalacaktır. Burada yavaş yavaş çürüyüp gideceksin.
Sana bir günlük mühlet tanıyorum. İstemiyor. Bundan istifade edebiliriz. Derhal saraya gitmemiz lazım. Evet, tam zamanı. Arkamızdan gelecekler halkı sultan aleyhine ayaklandırır, biz de bundan istifade ederiz. Hadi atlara! Ali! Buyur. Siz sonra arkamızdan yetişirsiniz. Baş üstüne. Sen hemen uzaklaş buradan. Thank you.
Halk saraya hücum etti sultanım. Hainler cezalarını buldu. Kardeşin Gökbayrağı'nın intikamını aldık. Kardeşim Gökbayrağı'nın hainlerin bu durumunu görmesini o kadar isterdim ki bilemezsiniz. Ama yine de ruhu şad olacaktır. Böylece onun da varmak istediği ideali yerine getirmiş olduk. Gökbayrak öldü ama kalplerde yaşayacak. Allah'a ısmarladık. Güle güle Bahadır, yolun açık olsun. Yolun açık olsun Bahadır.